Günaydın sevgili izleyiciler. Yine birlikteyiz bu sabahta. Evet, dünkü salı gününü geçirdik. Grup toplantıları vardı. Tayyip Erdoğan konuştu, neler neler söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına Tayyip Erdoğan çok bozuldu. O da bir daha söyledi falan. Salı günleri böyle geçiyor biliyorsunuz. Onun için gazetelere de onlar yansıyor. Tabii ilginç gelişmeler var. Bir tanesi bu EYT, yani emeklilikte yaşa takılanlar. Devamlı konuşuluyor. Fakat şimdi birdenbire AKP iktidarı bunun ne kadar zarar verdiğini keşfetti. Ara sıra söylüyorlardı gerçi ama şimdi böyle birdenbire işte şu kadar para falan yapılamaz. Belli ki oturdular, rakamsal hesap yaptılar. Kaç tane EYT'li var? Şu kadar. Bunların zaten hiçbiri bize oy vermiyor. Ya bize oy vermiyorsa batsın kardeşim deyip biz gerekirse seçim kaybederiz falan diyorlar. Yani hesabı kitabı yapmışlardır. Öyle şeyleri yok. Ah, uf yandı. Yani bunların öyle bir şeyi yok. Hani efendim biz çok vatanımızı, milletimizi çok seviyoruz. Zarara sokamayız ya, seçim kaybı ama palavra. Bu tamamen hesap kitap yapıyorlar. EYT'nin içinde de mutlaka AKP'ye oy veren çok var. Onun anketini yaptırıyor. Ne kadarı veriyor? Bunlar zaten vermiyor. Vermeyeceğine göre, yani bundan sonra da biz bunlara yığsak da vermeyecekler. Çünkü tabii daha akıllı falan böyle bir kesim. Hani 3 kuruş 5 kuruş fazla para verince hemen oylarını değiştirmiyorlar belki de. Yani onu hesapladılarsa. Onun için bir şimdi böyle bir kahramanlık şeyi var. Fakat tabii komik şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlardan en güzeli meğer bu EYT batırmış. Yani emeklilikte yaşa takılanlardan kaynaklanan. Efendim çok genç yaşta emeklilik SGK'yı, daha doğrusu o zamanki SSK'yı batırmış. O yüzden delik bir türlü şey olmamış falan. Fakat bakıyorum bu yani batıyor dedikleri dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönem. Şimdi biz tam anlaşılamadı bu durumda o zaman. Yani SSK zamanında, şimdi SGK olan SSK. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beceriksizliği ya da işte hani aldı götürdü falan diyorlar ya. O yüzden mi batmış? Yoksa bu erken emeklilik nedeniyle çok yüksek paralar ödenmiş de açık mı kapatılamamış? Ben tam anlamış değilim. Çünkü o durum biliyorsunuz nasıl işlerine geliyorsa öyle. Yani adam unutuyor mesela. Dün bütün yükü işte bu Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden battı. O batırdı, o batırdı, o batırdı diyorsun. Sonra bugün böyle bir şey çıkıyor. Unutuyor. Çünkü neden? Ahalisi unutkan. Bugün AKP'ye oy verenlerin bir şey kaygısı yok ki. Yani ya geçmişte böylese, böyledir. Abi aman olsun. Ne olacak yani? Amerika'dan gittin, yalvar yakar oldun. Aman abi ne olur dokunma. Falan. Kahraman gibi öyle hala ula falan diyor. Şimdi böyle bir kitlemiz var. Şimdi bu olduğu zaman yani işte bir şey olmuyor o zaman. Çünkü ona milli iradeyi veriyorlar. Yani bu konularla hiç ilgisi olmayan, hiçbir etkisi de olmayan, katkısı da olmayan çok büyük bir kitle var. İşte AKP'nin uyandığı bu oldu. Trump da bakın öyle. Trump da mesela öyle kazanıyor. Şimdi bakınca Amerika'nın bütün dinamik güçleri ayakta. Efendim beğen beğenme. Onu hani söylemiyorum efendim. Onların hepsi şöyledir de orada zaten demokrasi yok. Şimdi bizim ülkemizde o kadar çok ahmak var ki. Onlar böyle gayet güzel. Amerika 200'de onlar onlar da sözde demokrasi falan gibi böyle hoşlarına gidiyor. Çünkü niye? Burada alıcı var. Hani Amerika'da Trump'ı seçen nasıl böyle bir alt kesim varsa burada da alıcı var. Onlara konuşuyorlar. Efendim bu Amerika var ya bunların demokrasiyle hukukla zaten alakası yok. Bu Avrupa dediğinin hiç şeyi yok. Efendim bunlar iki yüzlüdür. Bunlar demokrasi falan hayır efendim hukuk kâde kendilerine göre. Peki niye hep oraya gitmek istiyorsun kardeşim? Bak neyi söylüyorsun? Suriyeli hepsi Müslüman değil mi? Sapına kadar Müslüman. Hepsi Hristiyanların oraya kaçmak istiyor. Niye? Madem bunlar bu kadar iki yüzlü, madem bu kadar alçak, şerefsiz, hukuk yok, demokrasi yok. Öyle hoşuna gidiyor. Çünkü niye biliyor musun? Adam ahmak. Her gazetelerde. Hem de muhalefette de var, orada da var. O böyle o bir kolay bir şey. Yani Batı iki yüzlüdür biliyorsunuz. Çok enteresan. Nasıl oluyor o iş? Peki niye oraya gitmek istiyorlar? Bak, Türkiye bu kadar imkan sağlamış. Cebine para koyuyor, vatandaşlık veriyor. Artık çocuklarını okula bedava taşıyor. Lan bizim çocuklarımız bir servisle binecek diye 1000 liraya yakın para alıyorlar. Ne diyorsunuz siz? Suriyeli çocukları bedava taşıyor falan. Buna rağmen o Müslüman o keferenin ülkesine kaçmaya çalışıyor. Hani sen kötülüyorsun ya, iki yüzlü, hukuk yok, hak yok, bilmem ne yok falan. Kendini kandır.
Öyle Amerika'da da filan. 1000 kat daha fazla demokrasi var. 1000 kat daha fazla hukuk var, biliyor musun? Ha, Amerikan halkının işine ne geliyorsa sana onu uyguladığı için sen burada ahmakça diyorsun ki Ömer'im onlarda böyle bir şey yok. Var kardeşim, var. 300 milyon Amerikalı mutlu yaşıyor. Sen ona bak. Sen becerebiliyor musun bunu? Ha, böyle 200'lü davran o zaman. Sen de çifte standart yap. Ha, işin kötü tarafı şu. Senin 200'lü de değilsin. Sen 500'lüsün. Senin çifte standartın yok. 5'te standartın var. Ama hepsi sırıttığı için sen dünyada geri kalıyorsun. Beceremiyorsun. Çünkü sende bilim yok, sanat yok, kültür yok, eğitim yok. Bunları reddetmişsin. Sen Allahu Ekber deyince işler bitecek zannediyorsun. Fatiha biliyor musun diye bana çemkirdiğin zaman Müslüman olduğunu zannediyorsun. Ama gerisin, ilkelsin. Sorunumuz bu. Ondan sonra da işte o aynı hep öyledir ama. En alt kesim üstte hep çemkirir. Onlar böyle böyle. Onlar zaten tamam. Onlar kötüyse onlar bir ne gidip yalvarıyorsunuz o zaman? Niye Amerika'daydınız? He? Neden Amerika ile ilişkiyi düzeltmek istiyorsun? Dış güçler, o efendim bize bilmem neydi o döviz saldırısı yaptılar, faiz bilmem nesi yaptılar. E niye gidiyorsun? Ama en önemlisi şunun cevabını vereceksin kardeşim. Niçin kapıları açarım diyorsun? Bu kadar paralar şey yaptığın, benim sırtımdan 40 milyar dolar harcadığın bu insanlar niye Türkiye'de kalmak istemiyorlar da keferenin yanına gitmek istiyorlar senin deyiminle? Ha? Bana bunun bir cevabını verirlerse ben de rahatlayacağım. Ama bir taraftan kötüne, öbür taraftan herkes oraya gitmek istiyor. Sen dahil. Ya bir tanenizin çocuğu şeyde okumuyor. Hepsi Amerikalarda. Niye? Şimdi bak lafa gelince söylüyorlar efendim. Bizim bu Cumhurbaşkanımızın falan çocukları İmam Hatip'te okudu. Sonra niye hepsi yurt dışına gitti? Türbandan dolayı. Erkekler niye gitti? Onlar cübbe mi giymek istiyorlardı? Onlar takke mi takmak istiyorlardı da taktırılmadı? Niye Amerika'da okudular? Niye Londra'da okudular? Niçin çocuklarını Müslüman ülkelerini, Katar'ın güzel bir üniversitesi yok mu ya? Ha? Katar Üniversitesi, oraya gönderseniz ya çocuklarınızı. Hani gene yurt dışı oluyor. Suudi Arabistan, Riyad'da üniversiteyi niye göndermiyorsunuz da hepsi batıya gitmek istiyor? Ya geçin Allah aşkına ya. Ya biraz artık Türkiye'nin samimi olmasa. Bakın biz de kendimizi toparlayacağız. Bugün bir şey söyleyeceğim. Şimdi kızmayın. Ertuğrul Özkök. Ya hiç olmazsa baktım böyle bu zengin fakir şeyi yapmış da adam diyor ki biz de diyor gençliğimizde diyor her olayda diyor fakirin yanında yer aldık bilmem ne olduk. Ama diyor şimdi yıllar geçti anladım ki yani fakirin de yanlış yapanı var, zenginin de iyisi var. Yani bütün zenginler kötüdür, bütün fakirler iyidir falan gibi bir şey yok. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bazı şeyleri artık eldivensiz konuşalım kardeşim. Bu sırf içeride oy alacağız ya da popülizm, vıcık, çirkin bir popülizm uğruna sürekli batı ve medeniyet düşmanlığı ve onları böyle şey gösterme. Almanlar şöyledir, Benden böyledir. Bunların geçmişi şöyle işte. Mesela diyorlar ya, Macron sen geçmişine bak. Ha baktım geçmişime. Oğlum sen şimdiye bak diyor da. Ben geçmişimin hesabını veririm. Sen şimdi yapma. Neyse. Sözcü gazetesi nereden girmiş bugün? Sözcünün FETÖ'ye yardımla suçlandığı yerde adalet olmaz demiş. Ha CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türk basınının yeni amiral gemisi dediği Sözcü hakkındaki dava ile ilgili bu tespiti yaptı. Güzel. Uğur Dündar'dan Sözcü çağrısı, kırmızı bülten istenmemeli. 11. sayfa. Bu ne? Bu ne? Bir dakika. 11. Ha. Yargı Akbay hakkında o kararı kaldırmadı. Ha şey için söylüyor. Burak Akbay için. Yazarımız Uğur Dündar Twitter'dan Sözcü davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dündar medyamız amiral gemisi Sözcü gazetesinin Atatürkçü yurtsever sahibi Burak Akbay'ı FETÖ'ye yardımdan kırmızı bültenle aramak sadece aynı bültenlerden gerçek FETÖ'cüleri yakalandıklarında savunma ve kaçma imkanı sağlar. Ya hakikaten ben de anlamıyorum. Mesela Burak Akbay kırmızı bülten çıkardım diye. Kimse ciddiye aldı yok tabii. Kırmızı bülten olsa yakalar getirirler yani. Türkiye'nin çıkardığı bu kırmızı bültenlerin de bir anlamı yok. Çünkü dünya da farkında. O Interpol biliyor. Yani saraydaki kime kızıyorsa çıkarın lan buna bir tane kırmızı bülten diyor. Yani çünkü bunu da biz çok yıprattık. Kafamız kime bozuluyorsa yani sarayın kafası çıkarın diyor. E böyle bir şey olmaz. Yani
Burak Akbay'ın kırmızı bültenle aranması kadar absürt bir şey olamaz. Ama işte niye uzatıyorlar? İşte uzattıkça bu sürüyor. Ya onlar da biliyor yani. Bugün bizim o Süleyman Soylu muydu İçişleri Bakanı? Ha işte onlar mı çıkarıyor bunu? Ha? Onlar polis yani, her şeyi biliyorlar böyle filan. Onlar da gayet iyi biliyorlar. Yani kırmızı bülten çıkarmış olmaları Batı ülkelerinin Burak Akbay'a biz neymiş yakaladık vereceğiz demeyecek. Biliyorlar yani, çünkü onların da aklı fikri var. Senden akıllı bir kere kardeşim. Alman senden akıllı. Hani yöneticileri diyorum ha, bildi sakın. Gene Mars'tan böyle yapıyorum ki hoplasın böyle bazı troller var. Alman senden akıllı. Yönetici takımı, efendim iş yapan takımı senden akıllı. Net. Zaten akıllı olmasa sen üretirsin, o senden satın alır. O üretiyor, sen ondan satın alıyorsun. Bak cep telefonu yapıyor biliyor musun sen ha? Beceriyor musun? Tank yapmış. Tank yapmış. Helikopter yap. Uçak yapıyormuşum filan. Yalan dolan. Yap bunu. Bir tane Mercedes yap abi. Boş ver. Bak hala 2020 neydi? 2020'ye geldik. Nerede bizim baba yetiş adamlarımız? Hani neredeler? Daha çivi yok biliyor musunuz? Araba yapacaklar. Ama size ey ahali, sana söylüyorum. Size bir tane araba modeli getirecekler. Bak bunu yapıyoruz ya. İkide bir getiriyorlar onu. İsveç'ten araklama. Onun için hiçbir şey olmaz. Boş ver. Geç. Manşet. Efendim EYT'liler kan alıyor. 3 milyon insan aç. CHP'li vekillerden meclise EYT için son atak. Çalışma Bakanlığı'nın 2020 bütçe görüşmelerinde CHP'liler pankart açıp 8 milyon işçi var, işsiz var. 3 milyon kişi aç. EYT'liler kan alıyor diye bağırdı. Bütçe görüşmeleri, emeklilikte yaşa takılanlardan işsizler ordusuna, iş cinayetlerinden toplu intiharlara kadar tartışmalar damga vurdu. CHP'li üyeler pankartlarla toplumun duygularına tercüman oldular. AKP'liler CHP'li vekillere şov yapmayın diye çıkıştı. Bir de buna bayılıyorum. Siyaset yapmayın, şov yapmayın. En güzel laf bunlar. Çünkü diye bir alıcısı var. Ahmak insanlar bunlara bayılıyor bu laflara. Şov yapma, şov yapma. Aa evet, onlar şov yapıyor. Şov yapmak gösteri demek. Hayatımız zaten bir gösteri. Şov yapma. Ama güzel oluyor. Artistlik yapma. Bazıları öyle. Şimdi ayıp oluyor. Sanatçılara ayıp oluyor diye. Artistlik yapma diyorlar. Şov yapma deyince genel oluyor. Artistlik deyince artist var. Artist. Sanatçı. Art İngilizce sanat demek. Bak bu sabahki İngilizce kelimemiz bu. Art. Art sanat demek. Artist yani artist, sanatçı. Fakat bizde artisti aşağıda ya, artistlik yapma. Yani rol yapıyorsun filan. Şimdi onu şov yapmaya çevirdiler. Şov yapma. Ha, niye yapmayayım? Ayrıca da niye yapmayayım? Şov yanlış bir şey mi? Yani şov izliyoruz değil mi? Bunlar kötü bir şey mi? Yanlış bir şey mi? Seyrediyorsunuzdur işte. Var yani kim, neydi o? Sesinden bilmem. Hani böyle şarkı söylüyorlar da öbürleri de şey veriyorlar filan. Şimdi bu ne? Şov. Ayıp bir şey mi yapıyorlar yani? Ha, hem çok düzeyli olmayabilir filan. Ya da ama o alanda çok güzel. Şov yapma diyor. Niye? Böyle. Şimdi EYT'liler kan ağlıyor deyince bir Tayyip Erdoğan'ın şeyi olacak. Şimdi dün gruplar var ya, karıştırıyorum ben. Ha. Bütçede EYT tartışması, bunu şey yaptık. Erdoğan'dan bir işsizlik açıklaması haberi var. Çok güzel. Yani işsizliği anlatıyor. Burada 3 milyon aç insan aç diyor ya, 8 milyon işsiz var. Fakat Cumhurbaşkanımız, Efendimiz, her şeyimiz, padişahımız diyor ki yok böyle bir şey. Uydurmayın. Uydurmayın. Nüfusumuz arttı, böyle olacak. Ne yapalım diyor filan. Ya bir dinleyin Allah aşkına. Çok güzel. Valla bu güzel. Sinirinizi bozmayın ama. Ya biliyorum sabah dinlettirince diyorsunuz ki bu, ama ne yapalım ülkemizin gerçeği. Bak nasıl işsizliğin kötü bir şey olmadığını öğreneceksiniz şimdi ve sabah şu kahvenizi yudumlarken içinizden derin bir oh be yanılmışız biz ya diyeceksiniz. Seyredin. Turizmi geliştirmenin mücadelesi. AKP döneminde hızla artarak tarihi rekor kıran işsizlik oranlarına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu işte bizim suçumuz yok açıklaması geldi. İşsizlik oranımız hala %14 gibi yüksek bir seviyededir. Bu yüksek işsizlik oranının geçtiğimiz yıl yaşadığımız ekonomik saldırının yol açtığı sıkıntıların ötesinde sebepleri vardır. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile işinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi
eğitim düzeyinin yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değildir. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır. Eğitim seviyesindeki yükselişin ve iş arayan sayısının artmasının işsiz sayısını da etkilediğini söyleyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işsizlik sorununu dile getirmesini ise "bu takdiri milletimize bırakıyoruz" ifadeleriyle geçiştirdi. Hep birlikte seferberlik anlayışıyla çalışalım. Şimdi anlamadım ben. Yani bak şimdi bir de buradan okuyacağım çünkü bak şimdi. Şimdi diyor ki Allah Allah. Şimdi diyor, eskiden diyor ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile şirketlerinde çalıştığı için istihdam istediklerine girmiyordu. Yani şimdi demek ki eskiden insanlar ya okudum ya ben iş aramıyorum ya ben rahatım evde bana bakıyorlar mı diyorlardı. Anlamadım ki ben. Ya da aile şirketinde çalışıyor. Şimdi bir münasebetsiz hepsi iş aramaya başlamış. Bak şimdi terbiyesizlere. Eskiden bunlar iş aramıyorlardı. Şimdi bu münasebetsiz terbiyesizler kalkmışlar iş arıyorlar. Baba. Onu da geç. Aile şirketlerinde çalışanlar varmış. Ulan gidip çalışsana babanın yanında. Hayır ben de iş arıyorum. Maksat işte Tayyip Erdoğan'ı zora sokmak. Ne iş arıyorsunuz kardeşim? Ha? Eskiden bak yoktu bu. Şimdi iş arıyorlar. Devam ediyor. Şimdi eğitim düzeyinin yükselmiş olmanın da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. E abicim o türbanlara büründürüp sokağa salıyordunuz. Okuma hakkımız var bilmem ne var. E şimdi onlara ama iş bulmuyorsun. Demek ki. Bak ne enteresan bir şey. Şimdi eğitim düzeyinin yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek tuh terbiyesizler sizi gidiler ya. Hiç utanmıyor musunuz siz sayın cumhurbaşkanımızı, efendimizi, her şeyimizi bu kadar sıkıntıya sokmaya? Ha? Niye iş aramaya kalkıyorsunuz? Ha? Eğitim seviyenizi al sana yükselttik. Okuma özgürlüğüm dedin. Türbanımla okuyamıyorum dedin. Al sana okudun. E şimdi iş aramanın alemi var mı kızım? Aa. Bak her kadın ve erkek arıyormuş bir de. Kardeşim kadınlar niye iş arıyorlar ya? Erkek hadi anladık. Onların da kötüleri var işte. Git aile şirketinde çalış evladım. Allah Allah. Allah Allah. Devam ediyor. İşsizlikte artışın sebebi bizim istihdam oluşturamadığımızdan değil. Yoksa biz oluşturuyoruz. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır. Şimdi bu Almanya'da böyle değil biliyorsunuz. Amerika'da kesin. Amerika'da üniversite falan bitirince iş istemiyor adamlar. Köşelerine çekiliyorlar. Okuduk, her şeyi öğrendik. Şimdi bu öğrendiklerimizle biz de bundan sonra rahat yaşayacağız diyor. Ya da gidiyor aile şirketlerine çalışıyor. Ve Amerikan devleti, İngiliz devleti, Fransız devleti, Alman devleti istihdamı aynen bizdeki gibi koruyorlar. Fakat oralarda münasebetsizler gidip iş aramıyorlar. Bak terbiyesizlere yarabbim. Ve bak burada konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız, Efendimiz, her şeyimiz şöyle bağlıyor. CHP'nin işsizlikten yakınıyor olmasını biz milletimize bırakıyoruz. Şimdi aziz milletimiz, Necip milletimiz Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerine bayılıyor. Milli iradeyi temsil eden ama. Hepimiz değil. Bizler münafıklar. Bizler kötü insanlarız. Bizler teröristiz, darbeciyiz, postalcıyız vesaireciyiz. Biz milli iradede değiliz. Milli irade AKP'ye oy verenler. Ve bu AKP'ye oy verenler işsizlik konusunda bu CHP'nin yaptığı çok ayıp diyorlar. Çok ayıp. Biz şurada işsiz rahat rahat oturuyoruz. Cebimize de 150'şer lira para veriyorlar. Bu buradan maydanoz oluyor. Lan bana iş bulsa bu avantaları kesiyorlar. Aynen yaşanmıştır bu söylediğim palavra sıkmıyorum. Van'dayız. Kaç kere anlattım bilmiyorum. Ama çok özel bir durum bu. Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu'nun tamamı böyle. Herkes sokakta. Ya burada işsiz abi.
Peki dedim burada var bir tane yem fabrikası var dediler. Aa ne enteresan çalışan. Yo oraya Karadenizliler geldiler çalışıyorlar. Niye dedim buradan? Abi dedi biz manyak mıyız dedi. Aynen be manyak mıyız dedi. Orada asgari ücret veriyorlar dedi. Dedim. O zaman dedi bizim bütün bunları kesiyor. Oturdu bir hesap yaptı. O günün asgari ücretinden çok daha para geçiyor adamın eline. Hiçbir sorumluluğu da yok. Hastane bedava. Evine kutular geliyor. Peyniri, pirinci, yağ, unu, şekeri geliyor. Tamam mı? Yok çocuğuna okula gidiyor diye karısına 150 lira para. Yok kasta bakıyor diye 600 lira para. Yok efendim bu işsizlikten bilmem ne para. Topladığın zaman eve giren para asgari ücretin çok üzerinde o tarihe göre. Adam aynen dedi manyak mıyız ya dedi. Oraya da çalışıyor. Bunların hepsini kesiyor dedi. Çünkü adamın şey geldi yok. Çünkü eskiden devlet memuru olmak ya da bir yerde çalışmanın en önemli şeyi şuydu. Adam diyor. Abi sağlık sigortası var. Şimdi o önemli. Hastalanıyorsun, hastaneye gidiyorsun. Bırak abi sen bakma. Hani biz burada hani gazeteler, masteler yayın yapar. Efendim işte orada hastalar eziyet çekiyorlar. Öyle bir şikayet de fazla yok. Milli iradenin o konuda bir şikayeti yok. O gidiyor zaten orada sosyalleşiyor. Hani biz burada sonra uyandık biz de. Senelerce şunu yaptık. Efendim Ziraat Bankası önünde emekli kuyrukları, emekli amca bilmem ne kuyrukta öldü. Biz de böyle gözyaşları içinde. Sonra o gittik kuyruğa girdik. Oradan röportajlar yapalım diye. Kimsenin şikayeti yok ki orada. Adam onun daha mutlu. Ne kadar geç verirse o kadar iyi diyor. Oturuyorlar, yarenlik ediyorlar orada. Kahveye gittiğin zaman oturamıyorsun abi. Çünkü adam geliyor diyor ki çay diyor abi diyor. Çok oldu bir çay daha iç diyor. Adam da diyor ki lan ben çayına mı para vereceğim? Termoslara koyuyorlar evden getirdikleri çayı. Kuyrukta. 3 saat yarenlik ediyorlar. Emekli aşkları doğuyor orada. İnanın. Röportaja gidene kadar biz ama hüngür şakırız. Ya insanlar orada nasıl eziyet? Ya bir çektirmeyin. Lan hiç kimsenin şikayeti yok. İşte şimdi de bu AKP takımı hiç işsizlik. Pahalılık ne pahalı? Faizler yükleme sana ne? Dolar bilmem ne. Allah Allah. Şimdi böyle. Amerika çok güzel. Suratına da çarptı geldi. Rusya'yı zaten diz çökerttik. Böyle bir şey gidiyor. Hani Yalan Rüzgarı diye bir dizi vardı eskiden. Çok sevilirdi. Öyle gidiyor abi. Bakalım nereye kadar. Aslında biz duvara vurduk biliyor musunuz? Daha farkı. Hani böyle kesmiş kafayı ya keskin kılıçla. Öldüremedin demiş. Demiş ki öldü ama farkında değil. Nereden öldü? Kafanı eğsene demiş. Bir eğmiş kafa gidiyor tabii. Kafa kesilmiş. Fakat o kadar keskin ki. Bugün şeyde okudum ya çok güzel. Ege Cansen Hürriyet'te yazıyordu. Hala yazıyor mu bilmiyorum. Yani onun esprisiymiş. Adama soruyorlar okçu. Abi attığı bütün oklar şeyde. Tam hedefine ama böyle yani nokta. Diyorlar ki ya bunun sırrı ne? Yani sen nasıl böyle vuruyorsun? Çünkü şeylere bakıyorlar. Görüntülerde hep o var. Çok basit diyor. Ben önce oku atıyorum diyor. Sonra gidiyorum onun etrafına yuvarlaklar çiziyorum diyor. Türkiye'nin durumu bu şu anda. Ekonomide bu, siyasette bu, dış politikada bu. Ya bizim arkadaşlarımız da dalıyorlar bu işlere. Efendim Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yaptıkları çok doğru. Bugünden bakıyor çünkü. Böyle bir şeyimiz var. Yani en aklı başında dediğim arkadaşlarım bile işte bir tanesi burada var mesela. Soner Yalçın bir iki gündür tartışılıyor böyle işte ben AKP'ye mi destek veriyorum yok ya falan. Ama o bile son noktadan alıyor. Analitik bakmıyor bir türlü. Çünkü neden? Kafada bir şey var. Amerika emperyalisttir. Emperyalizmin Amerika'nın yaptığı bir işe karşı çıkmamak emperyalizmle işbirliğidir. Şimdi kafa böyle olunca işte bu hatalar yapılıyor. Suriye'de yapılan çok doğru bir hareket, operasyon. Son saniyeden bakarsan evet ben de olsam belki çarem kalmayacak. Ama bir, operasyon yapmıyorlar, yalan söylüyorlar. Amerika dur dedi, Rusya hot dedi, durdular. Bir adım gidebilir, gidemiyoruz. Palavra. Baştan alacaksın kardeşim. 5 yıl önce yaptığın hatayı ben bugün onlarca şehit, 40 milyar dolar harcama, Türkiye'nin bütün sosyal dengesini bozacak bir şekilde göçe uğramış ya da mülteci akınına uğramış bir ülke. Şimdi bu noktadan baktığın zaman tabii diyorsun ki bir şey yapmak lazım. Ama faydası yok. Yaptığın da yanlış. İşte bizim bu kendini anti-emperyalist cephede gören soldan gelen sosyalist
fikirli olan ya da bugüne göre muhalif olanların düştüğü hata da bu. Çok görüyorum, çok aklı başında insanlar. İşte diyorum Soner Yalçın. İki gündür böyle okurken üzülüyorum da. Kendi adıma, ha doğru kabul edebilir onun söylediklerini de. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeyi yanlış var. Son noktadan bakarak bir de bu artık Batı emperyalisttir. Batı ikiyüzlüdür. Baktı da aslında demokrasi hukuk yoktur falan gibi safsatadan kendimizi kurtaralım. Her ülke kendi halkı için bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte dün de söyledim. Ben onların derdi petrol, bizimki insanlık. Adama gülerler abi o zaman. Çünkü sen insanlığını da yapamıyorsun. Sorun orada. Ne insanlığı yapıyoruz biz? Suriyelilere kucak açtık. E kardeşim Suriyeli değil de mesela onlar Yunan olsaydı. Bak. Niye Yunan diyorum biliyor musunuz? Düşmanlık olsun diye söylemiyorum. Farklı din. Şimdi bizim kucak açtık dediğimiz Suriyeliler Müslüman. E ben mezhep farklılıkları falan ama sonuçta Müslüman. Aynı kitaba inanıyorsun. Aynı peygamber diyorsun. Bazı şeyler daha kolay. Peki düşünün Suriye Müslüman bir ülke değil de Hristiyan bir ülke olsaydı. 3 milyon insan buraya geldi. E geldi abi dini şeylerini yapacaklar. Bakın biz Türkiye'de şöyle bir gene yanlış algılama var. Biz kendimizi böyle yüceltiriz. Efendim Türkiye biz çok ensar hani var ya kucaklayıcı falan. İşte biz Hristiyanlara, Yahudilere falan asla başka dinden o hoşgörü moşgörü numaraları var ya. Ben sadece soruyu soruyorum. Yahudi toplam nüfusu 2-3 bin. Hristiyan toplam nüfusu da 4-5 bin Türkiye'de. 4 milyon olsaydı mesela Hristiyan nüfusu, 250 bin de Yahudimiz olsaydı. Aynı duygu ve düşünceler içinde olacak mıydı burası? Hayır olmayacaktı. Az da şeydir. Bakın seneler önce gazeteciliğe başladığım yıllarda Türkiye'ye gelen kara derililere, black people'a yani, ne deniyor? Biz zenci diyoruz da zenci denmeyecekmiş. Biz tabii negroyu zenci diye çeviriyoruz. Aslında zenci bizde siyah derili demek ama neyse. Onlarda da öyle de. Hani şimdi böyle ırkçılık mırkçılık diyorlar. Evet, renkli insanlara, rengi kahverengi olanlara muazzam sempati duyulurdu biliyor musunuz? Bir Amerika'ya çok kızardık. Vay efendim Amerikalılar zencilere kötü muamele ediyorlar, çok ayıp ediyorlar filan. Çünkü niye? Bizde yok. 3-5 tane de böyle Amerikalı falan geldiği zaman millet bayılır zenci çok güzel abi size böyle yap. Biz sizi çok seviyoruz gel öpeyim abi bir çorba ikram edeyim falan. Şimdi bak bakalım. Bütün Türkiye'de demiyorum ama İstanbul'da mesela Taksim, Cihangir çevresi, Karaköy. Buralara bir gidin bakalım. Sorun. Zencileri de aman abi diyorlar. Niye? Sayı çoğaldı. Sayı çoğalınca sorun artıyor. Onun için diyorum Suriye 3 milyon insan Hristiyan olarak gelseler idi ne olacaktı? Onun için diyorum yani Bulgarlar göçse ama Bulgarların Türk ve Müslümanları değil. Bulgarlar kaçıyorlar ülkelerinde. İç savaş var. Bulgarlar kaçıyor abi. Bütün böyle o Ortodoks halleriyle geldiler buraya. 3 milyon kişi. Durum çok fark ediyor o zaman. Onun için bu palavraları bırakalım. Yani efendim yok Batı şöyledir, Batı böyledir ya. Batı'nın iyi tarafları var, kötü tarafları var. Ben bir kere daha söylüyorum. Batı'dan anladığım medeniyet. Yani ülke değil. Doğudan batıya doğru kayma olmuş. Hep göçler bu tarafa doğru. Yani gerçeği arama, yeniliği arama, medeniyeti inşa etmenin kod adı Batı. Yoksa Almanya değil. Ha, bu arada tabii maalesef Almanya, İtalya, Fransa, İspanya bizden fersah fersah önde. Bir de öyle bir durum var. Ama biz neyle övünüyoruz? Efendim bilmem bundan 650 yıl, 1300 yıl önce Endülüs'e Müslümanlar gitmiş falan zannediyoruz ki bizim ahalimizde hala bütün Avrupa o işin kaymağını yiyor. Ha, kaymağını yemiyor ama işte o insanların orada yarattığı medeniyeti alıp bugün buraya getirmiş. Sen hala Trump'a cebiri ben öğretmeseydim o bakkala gidip geldiğinde hesabını yapamazdı diyor. Kafa orada takılı kalmış. Endülüs'te biz büyük. Evet çok büyük bir medeniyet. Müslüman ama Türk değil. Abbasiler. Pardon Emevilerin barışçıl kanadı gitmiş. Emeviler çok vahşi. Yani bugün zaten İslam dünyası ne çekiyorsa hala Emevi zihniyetinden çekiyor. Onlar kanlı cihatçı. Abbasiler öyle değil. Abbasiler çok daha yumuşak. Bilime, sanata çok önem vermişler. Ama ona rağmen oralarda olmadığı için göçmüşler. İspanya'ya geldiklerinde rahata kavuşmuşlar. Muazzam bir medeniyet. Ama zannetmeyin ki yani hala Avrupa onun kaymağını yemiyor.
Ama oradan öğrendiklerini alıp bak işte bugünün uzay teknolojisine götürmüşler. Sen hala biliyor musun onlar benim atalarım, benim dedelerim filan. Geç abi, boş ver. Evet. Şimdi bugün birazdan bizim yayın bittikten sonra bir haber alacağız. O haberin ne olduğunu söyleyeyim. Yani ona göre Türkiye'nin belki yakın gelecekteki siyasi haritası çizilecek. Nedir o? HDP az sonra bir açıklama yapacak. Milletvekillerinin tamamı ya da bir kısmı, 11 olduğunu söylüyor arkadaşlar şimdi, istifa etmek. Parlamentodan istifa ederek ara seçim yapılmasını zorunlu hale getirmek gibi bir fikirleri oluşmuş HDP'de. Bugün açıklayacaklar. Bu olursa ne olacak? İşte 11 milletvekilliği boş zaten. Yani bir kısmı öldü, bir kısmı istifa etti, bir bölümü işte bakan falan oldu bu. Mesela Berat Albayrak, Süleyman Soylu falan aslında milletvekilleriydi ama istifa edip yani getirdikleri yeni anayasa, ya bu ucube sistem gereği onlar istifa ettiler ve 11 tane öyle boş. Anayasa 50 milletvekili diyor değil mi? 30 mu 50 mi? Ha, 30 milletvekili boşaldığında ve seçimlere de bir yıldan fazla zaman varsa ara seçim yapılır. Bu demek ki 19 milletvekili daha istifa ederse ara seçim olacak falan. Şimdi önce şeyin bir dün akşam canlı yayına Garo Paylan galiba telefonla mı katıldı? Onu bir izleyelim. Sonra söyleyeceğim ben yani haberin devamını. HDP Türkiye siyasetinde sonuçta Türkiye'nin 3. büyük partisi. Ama bu Türkiye'nin 3. büyük partisi büyük saldırılarla karşı karşıya. Evet. Biliyorsunuz milletvekillerimize karşı her gün bir saldırı yapılıyor. Milletvekillerimiz tutuklanıyor. Evet. Önceki dönem genel başkanlarımız, eski genel başkanımız Selahattin Demirtaş, yani Yüksek Davet, onlarca vekilimiz şu an tutuklu. Geçen dönem de biliyorsunuz belediyelerimize, bütün belediyelerimize kayyum atanmıştı. Evet. Mesnetsiz gerekçelerle. Şimdi bu dönemde kayyumlar atanıyor. Yani HDP şu anda Türkiye siyasetinden bu anlamda sildirilmeye çalışılıyor. Biz buna karşı bir çağrı yapıyoruz. Bizim sözümüz gücümüz sözümüz sonuç olarak. Bu sözü söylememiz önünde engeller koyulursa, milletin seçtiği milletvekillerine karşı böyle saldırılar devam ettiği sürece bizim siyaset yapma kanallarımız tıkanıyor. Bu kanalları tıkanmaması gerekiyor. Bakın bizim çekilmemiz bir saniyelik bir olaydır. Bir karar verirsiniz, çekilirsiniz. Ama sonuç olarak millet bizi buraya barışı sağlamamız için gönderdi. Yani sesinin, onun toplumsal taleplerinin meclise yansıması için gönderdi. Ama bakıyorsunuz büyük saldırılarla karşı karşıyayız. Açıkça söyleyeyim, HDP'nin önemini ben milletvekili olarak bunu söylüyorum. Bütün Türkiye anlamalı. Yani bütün talepler mecliste yansımalı ve bütün talepler bu konuda mecliste konuşulmalı, uzlaşılmalı. Bugün belki bizi hapsedebilirsiniz. Bizi belki bireysel olarak darp edebilirsiniz. Ama o talepleri yok edemezsiniz. Bu konuda açıkça söyleyeyim, herkesin bu konuda düşünmesi gerekir. Biz de bu konuda elbette kendimizi özgürleştirmemizi yapıyoruz. Ama tekrar demokratik siyasete dönülmesi çağrısını elbette yapıyoruz. Bunu her gün yapıyoruz. Bu sesin daha da büyük şekilde duyulması çağrısını yapıyoruz elbette. Evet. Sayın Paylan, çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi böyle bir şey olabilir mi? Tabii bu bir şey yaratıyor. Ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Bana göre böyle bir şey olmayacak. Ancak bir baskın genel seçime zemin olması açısından bu kullanılabilir mi? Yani daha önce bu erken seçimleri hep Bahçeli'nin şeyiyle yapıldı. Yani Bahçeli'ye verildi o görev daha doğrusu. Yani sen seçim iste, biz seçime gideceğiz ama hani bahanesi sen ol diye. İki defa bunu yaptı Bahçeli. Referandumda. Yok, üç kere oluyor. Bir 2002 seçimleri, ondan sonra referandum, ondan sonra da şey, bu son yapılan erken seçim. Bahçeli'nin şeyle yapıldı. Gerçi HDP'nin böyle bir operasyonla Bahçeli'yle Erdoğan'ın mecliste buluşması aynı güne denk geldi. Buradan eğer Türkiye bir genel seçime, hatta anayasayı değiştirerek bir genel seçime götürülmeyecekse ben HDP'nin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çünkü akıllıca değil. Yani çok basit bir hesap. Çünkü neden? Ara seçim yapıyorsunuz değil mi? Diyelim ki tam şey rakamları bilmiyorum ama hani gözümüzün önüne gelsin diye söyleyeceğim. Mesela Diyarbakır. Diyarbakır'da efendim 16 milletvekilliği olsa diyorum.
Son yapılan seçimlerde mesela bunun 12'sini şey çıkardı. HDP çıkardı. 4 tanesi. Rakamları doğru söylemiyorum. Oranı bilesiniz diye. Yani 16 milletvekilinin 12'si HDP'li, 4 tanesi AKP'li. Tamam. Şimdi AKP'liler duruyor, seçilmişler. Sen şeye gidelim diye ön seçim, ara seçim yaptıralım diye 12 milletvekili istifa ediyor. Yani eğer gerçekleşir de seçim yapılırsa bu 12 milletvekili için yapılacak. Toplam 16 milletvekili için. E şimdi AKP'nin aldığı bir oy var. E o seçime AKP de girecek. E şimdi 16 milletvekili varsa, 4'ünü aldıysa, şimdi 12 milletvekili çıktığında ne olacak? 3 tane daha alacak oradan. HDP'nin de çıkaracağı 9'a düşecek mesela. O oranlarda. E tekrar meclise gelecek. Durup dururken böyle %10-15 belki 30 milletvekili sayısı azalmış olacak. Yani burada benim anladığım yapılmak istenen belki Türkiye'yi bir seçime sürüklemek ya da bu yolla bir tartışma açmak. Yoksa seçime gidiyoruz deyince ben AKP'nin yanında olsam hemen giderim. Hiç tereddüt etmem. Çünkü niye? Kendi sayısını arttıracak, HDP'yi geri çekecek. Yani ne olursa olsun bakın AKP'nin oyu azalsa bile bu bölgede bir oyu var değil mi? Zaten her yerde ya AKP çıkıyor, yani HDP ve AKP dışında milletvekili yok bölgede. E o halde seçime gidildiğinde AKP daha önce aldığından daha az bir oy alsa bile bu durumda gene milletvekili kazanacak. E bu HDP'nin aleyhine, AKP'nin de lehine. Ben saniye tereddüt etmem, hemen seçime götürürüm. Tabii ya derim. Mesela İstanbul. E İstanbul'da diyelim kaç tane var? 3 tane mi var HDP'nin? 2 tane mi var? Yani onlar istifa ettiği zaman seçim yapılırsa bütün partiler girecek. Bir kere İstanbul'u tamamen kaybetmiş oluyorsun sen. İstanbul'dan bir daha milletvekili çıkaramamış oluyorsun. Neden? E çünkü burada 3. partisin. Anlaşman lazım yani. Bütün diğerlerini. E gene aynı şey olacak. AKP kazanacak orada. Onun için yani bu akıllıca bir şey değil. Ama bizim bilmediğimiz bir şekilde bir pazarlık yapıldıysa Türkiye'yi bir erken genel seçime, belki de anayasayı değiştirerek ya da değiştirmeden, Tayyip Erdoğan görüyorsa önünü, erken genel seçime götürmek için bir bahane olabilir. Ha, İmralı Adası'ndaki mahkumiyetini çeken terör örgütü lideri, hani HDP'ye bir ders vermek için kendine bağlı adamları bu yola itiyorsa onu bilemem. Bakın o da mümkün. Yani anlaşırsın orayla, arkadaş dersin ki ya bu seninkiler, aa ben onlara veririm gereken cezayı. Çünkü adam yani şimdi hiç öyle HDP'liler havaya falan girmesin. Seçimlerden 3 gün önce bugünkü iktidarın hizmetindeydi Abdullah Öcalan. Kardeşini de TRT'ye çıkardılar. Aman CHP'ye oy vermeyin diye. Şimdi onun intikamı alınabilir. Çünkü HDP'nin halk vermedi yani. Halk uyanık tabii. Kürtler şey diyor ki, uçmuyor ki. O baktı, bir dakika arkadaş, sen oradan tamam biz seni severiz, şeyini taşırız ama yok bu kadar da değil yani, ben buradan AKP'ye hizmet edemem dedi. Şimdi onun hesabını sordurtabilirler yani. Ha efendim, APO'ya bağlı 20 tane milletvekili istifa eder ama halk gene aynı oyu verir yani, gene öfkelenir ve gene gider HDP'ye oy verir. Ama işte diyorum ya, oradan AKP'ye de oy gidecek, şey gidecek, milletvekili. Onun için akıllıca değil. Ben 11'de ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama tahminimi söylüyorum. Erken genel seçime sürüklemek için bir operasyonsa tamam. Ama öbürü aptallık ya. Ha, bir şık daha var tabii. Yani onu dillendirmek istemem. Yani ben böyle bir şey yaparım, ortalığı karıştırırım, kaos yaratırım. Türkiye çatışma ortamına sürüklenir. E ben bunu da HDP'nin yapmayacak kadar aklı selim sahibi olduğunu düşünüyorum yani. Yani halkı böyle sokağa dökerek bilmem ne, kan, nefret, ateş falan, yani zannetmiyorum. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama bunu da zannetmiyorum. Çünkü öyle bir şey akıllıca değil ya, mantıklı değil işte. O yapın hesabı. Evet. Yani şeye bakın, örnek için şeyi söyleyeyim. Siirt seçimleri. Hani Tayyip Erdoğan yasaklı olduğu için giremedi. Jet Fadıl'ı jet hızıyla meclisten attılar. Siirt'te bir yer boşaldı. Tayyip Erdoğan oraya aday oldu. O da anayasaya aykırıydı. Yani Tayyip Erdoğan'ın
yasağa kalktı, anayasaya uydurdu onu Deniz Baykal halletti. Fakat Siirt'ten aday olması da anayasaya aykırıydı ama herkes dedi ki ya olmaz kardeşim adam parti başkanı filan. Yani bizim geçmişimiz var ya muhalefetin falan bu konuda çok yani onurlu değil yani. Hukuka mukuka kimse. Onun için palavra. Efendim hukuka saygılı diyorum. Lan oğlum hiçbiriniz uymadınız ki hukuka. Ya 7 yıl Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı yaptı ya bu ülkede. Anayasaya aykırı biçimde. Hukuksuz biçimde. Bir kişinin keyfi için. O kalsın orada dedi. O gün Erdoğan kalsın 7 yıl orada otursun dedi. Anayasa referandumu yaptık ya. Evet çıktı değil mi? O gün anayasa, halk oyundan daha önemli bir şey var mı? Halk oyuyla o gün tak dedi bitti. O gün hemen seçim yapılması lazım. Halk seçecek. Hayır dedi bizim sarayda. O gün sarayda oturmuyordu da. Hayır dedi. Bizim Abdullah kardeşimiz dedi 7 yıl otursun canım orada bir keyfini çıkarsın oranın dedi. Sonra ne oldu? Yeniden seçim oldu. Gene anayasaya aykırı biçimde kabul edilmiş olan anayasanın sadece iki maddesini uyguladılar. Gerisini bıraktılar. Neydi? Tayyip Erdoğan'a atama yetkisi verdiler. Ve Tayyip Erdoğan'ın parti başkanı olması kabul. Gerisi niye? Onlar bir dahaki seçime. Niye abi? Bak hemen yapıldı. Anayasa oylaması bitti. Yani şimdi Tayyip Erdoğan seçildi önce. Hani Ekmelettin bilmem ne filan CHP getirdi ya ekmek için seçiliyoruz. Tıpış tıpış gideceksiniz. Hiçbirimiz gitmedik tabii. Aptal mıyız biz? Yani bir tane Atatürk düşmanı, bir hilafetçi bir adam CHP'nin adayı diye çıkacak. Ben de gideceğim oy vereceğim. Kafayı mı yedim ben? Vermedik tabii. Kala kaldı adam. Tabii CHP de kala kaldı ama işte ahalisi her şeye rağmen yani takım tutar gibi abi olsun be diye gene oy verdi. Aynı adamlar kaldı. Aynı adamlar kalmasa gene oy ver. Ama aynı yapıyı tuttun. Yani ekmek için ekmelettin. Tıpış tıpış gideceksin ulan diyenlere yani farkı yok. AKP'de anlatabiliyor muyum? İşte o da öyle. Amerika karşısında diz çek. Olmaz bizimki yapmaz. Öyle oluyor. Tamam. O seçimlerde ne oldu? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Birinci turda bak ikinci turda yaşatmadılar bize. Seçildi. Ondan sonra bir dandok filan anayasaya gidildi. Anayasa oylaması yaptık. Anayasa oylamasında artık yeni dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube sistem kabul edildi. Ama nedendi? Efendim 2019'daki seçime kadar uygulanmayacak. Yani Tayyip Erdoğan şunu böyle o da bir arkadaşımız kalsın abi bir 7 yıl otursun orada dendi. Fakat ne olduysa oldu aradan anayasanın yeni ucube anayasanın iki maddesi uygulandı. Anayasaya da aykırı, hukuk düzenine de aykırı. Bunu da yedik mi? O zaman Türkiye'de efendim hukuka uyulmuyor. Tamam abi muhalefetiyle, iktidarıyla kimse hukuka uymuyor ki. İşte bak söylüyorum size. 7 yıl haksız, hukuksuz, anayasaya aykırı biçimde Abdullah Gül isimli şahıs Cumhurbaşkanlığı yaptı ya bu ülkede. Ve şu anda eski Cumhurbaşkanı sıfatıyla olağanüstü bir paraya, güce, servete sahip. Adam bolluk içinde. 38 tane araba, 40 tane personel, ahçılar, uşaklar, hizmetçiler, bahçıvanlar, efendim elbise giydiriciler onlarla çalışıyor. Bir de koruma ordusu. Ne o? 7 yıl. Haksız. Tayyip Erdoğan haksız bir hukuksuz biçimde henüz eski sisteme göre Cumhurbaşkanlığı yaparken parti başkanı oldu, atama yetkisi aldı. Hala hukuktan, haktan falan bahsediyoruz biz. Kendi kendimize sıkmışız kurşunu bacağımızdan. İki bacağımız da çalışmıyor. Tekerlekli sandalyede de oturmuş sürünüyoruz. Ya geçin Allah aşkına boş ver. Of Allah'ım be of. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz ya. Sonra diyor hani deveye sormuşlar. Boynun niye eğri? Deve böyle bakmış demiş ki nerem doğru? Türkiye öyle işte. Neremiz doğru ki? Neyse bakalım. Şimdi burada ne var? İkinci dalga başladı. Erdoğan'a çok yakın iki isim istifa etti. Oo ne enteresan. Kim etmiş bakalım? Erdoğan'a çok yakın iki isim. Kim bunlar? Çıksana kardeşim ha. Bakayım kimmiş. Efendim AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam ve Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız. Görevlerinden istifa etti. Evet. Şimdi bunları tabii diyorlar ki efendim partide yenileşme yapacağız ya o yüzden bunlar istifa ediyor falan diyorlar.
Geçelim. Tamam, boşver. Geriye alalım şimdi. Başka ne var? Bu Tele1'den okudum bunu. Efendim, şatafatlı mevlid videosuyla gündeme oturan Büşra Nur Çalar. Ana soyadı Çalar mıymış bunun? Enteresan. İlk kez konuştu diyor. Yani demiş ki bunların hepsi sahte kardeşim demiş. Yani ez cümle o. Araba bizim değil. Oradaki şeyi de diyor bize o, yani orası yaptı. Biz de konu mankenliği yaptık diyor. Yapma. Yapma ya, ne var? Evet, reklam, ondan sonra beraberiz.